Evet, değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel bu deprem afetinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimiz için bir Fatiha istiyorum hepinizden. El Fatiha. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletimize sabırlar diliyorum. Bir de bugün hiç alkış istemiyorum. Hiçbirimizin hali yok. Genel başkanlar alkışlanır konuşmalarıyla ama bugün hakikaten onun için sakin sakin birbirimizi dinlememizi rica ediyorum sizden. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük acısını yaşıyoruz. Ama tüm acılarımıza rağmen her zaman olduğu gibi yan yanayız. Ve bu yarayı hep birlikte saracağımızın farkındayız. Çünkü ne olursa olsun bizim mayamızda kardeşlik var. Dayanışma var. Zor günlerde kenetlenme var. Toplu vuran, sinmeyen ve asla yılmayan yüreklerimiz var. Bu dün de böyleydi. Şükürler olsun ki bugün de böyle. Ve yürekten inanıyorum ki yarın da böyle olacak. Şüphesiz yaşadığımız bu felaketin izleri ne hafızamızdan ne de kalbimizden silinmeyecek. Hayatla ölüm arasındaki o ince çizgiyi, memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı, tüm Türkiye'nin kulaklarını çınlatan o feryatları asla unutmayacağız. Nice hayatların, nice hayallerin moloz yığınlarının altında kalışını unutmayacağız. Tertemiz niyetlerle uyunan bir geceye, çamurun sıçradığı o karanlık sabahı unutmayacağız. Sesini duyuramayan evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi unutmayacağız. Başkaları unutabilir. Biz dün de unutmadık, bugün de unutmayacağız. Ve asla unutturmayacağız. Elbette ki acının asıl sahibi depremi şehrinde, mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlarımızdır. Binlerce ailemizin can kayıpları vardır. Kaybettikleri evleri, iş yerleri, birikimleri var. Hatıraları, anıları var. Kaybolan çok şey var. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Allah ailesiz kalan çocuklarımızı korusun. Allah çadırlarda kalan depremzedelerimize direnme gücü versin. Allah yaralarımızı sarmak için ter döken görevlilerimize, gönüllülerimize güç, kuvvet versin. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Aziz milletim, ben 1999 depremini bizzat yaşamış, yakınlarını kaybetmiş bir insanım. Dolayısıyla deprem gerçeğiyle yüzleşmenin ne demek olduğunu iyi biliyorum. 99 depremi hepimize çok şey öğretti. Mesela bunlardan biri ilk 72 saatin önemiydi. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmamak, oradaki çalışmalara engel olmamak çok önemlidir. Çünkü ilk 72 saatte en büyük ihtiyaç enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması ve bölgeye gerekli desteğin en hızlı bir şekilde sağlanmasıdır. İşte biz de tam olarak bu sebeple afeti öğrenir öğrenmez afet koordinasyon merkezimizi kurup parti olarak seferber olduk. Milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, gençlik kollarımızı,
teşkilat mensuplarımızı ve gönüllülerimizi harekete geçirdik. Hem arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaları hem de bölgedeki eksiklikleri, talepleri ve ihtiyaçları tespit etmeleri için 10 şehrimize arkadaşlarımızı gönderdik. İYİ Parti olarak bu süreç boyunca bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştık. Milletimizin içine düştüğü ateşi söndürmek için çalıştık. Vatandaşlarımızla beraber hep birlikte yaralara merhem olmak için çalıştık. Bu vesileyle deprem olur olmaz yaptığım seferberlik çağrısına cevap veren parti yöneticilerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Bugün salonda gençlik kollarımız yok. Onlar biz bu ateş sönene kadar hep buradayız dediler ve hala bölgedeler. O nedenle gençlik kollarımızdaki tüm evlatlarıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz için uyumadan, dinlenmeden gece gündüz çalıştılar. İYİ Partili olmak ne demek? Herkese gösterdiler, göstermeye de devam ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Şimdi size bir kızımızın resmini göstereceğim. Simay Atlı. İstanbul'da okuyor, hukuk fakültesinde okuyor. Kahramanmaraşlı, İYİ Parti gençlik kollarından bir kızımız. Gelecek iyi olacak. Simay Atlı, üniversite öğrencisi, 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı. Bu afişleri kendisi tasarlamış. Gelecek kazanacak diye de bir afişi var. Ve ara tatil için gittiği Kahramanmaraş'ta annesiyle beraber hayatını kaybetti. Allah Simay'ın şahsında tekrar bütün ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ayrıca depremin ilk gününden itibaren elinden geleni yapmak için çalışan imkanları ölçüsünde maddi yardımda bulunan, bölgedeki çalışmalarda emek veren veya duasını eksik etmeyen, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, her bir vatandaşımıza, sivil toplum örgütlerimize, gönüllülerimize minnettarız. Allah her birinden razı olsun. Ben de 72 saat sonra deprem bölgesindeydim. O bölgelerde çalışan arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiler ışığında o bölgelere yaptığımız ziyaretlerde aynı zamanda sorunları da dinledik. Sayın Koray Aydın ile beraber ben 99 depremini yaşamış bir insanım. O da o dönemin Bayındırlık Bakanı ve Kocaeli özelinden söylüyorum. Çünkü ben Kocaeli'nden hiç dışarı çıkmamıştım. Kocaeli'nin bir milletvekili ve orada yaşayan, ailesinin tüm orada yaşayan bir insan olarak, bir mağdur olarak o dönemin yıkıntılarından çok hızla kurtulmamızı sağlamıştı. Onunla beraber bütün bu şehirleri dolaştık. Başka arkadaşlarımız da bize eşlik ettiler. Yani konu hakkında çalışan, bu konuyu bilen, oranın nasıl ayağa kalkmasını bilen bir arkadaşımızla birebir yaşamış bir arkadaşınız olarak beraber gezdik. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. O deprem benim bütün anılarımı canlandırdı. Tam anlamıyla da, yani her biriniz yaşadınız biliyorsunuz, bir türlü de bu eksikliklerin karşısında kendime, yani hakim olmaya çalışıyorum, sakin olmaya çalışıyorum ama çok zorlu bir süreç. Şimdi Hasan Gemici Bey tayin olmuştu, Kocaeli'nden sorumlu olmuştu. Buradan kendisine de iyi dileklerimi iletiyorum. O zaman Fazilet Partisi'nin milletvekilleri,
ben Doğru Yol Partisi'nin milletvekiliydim. Yani biz muhalefettik. Anavatan Partisi'nin milletvekili iktidardaydı. MHP'nin milletvekilleri iktidardaydı. DSP'nin milletvekilleri onlar da iktidardaydı. Hasan Gemici Bey bakandı. Kocaeli'nden sorumluydu. Her sabah hepimizin katıldığı, STK temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapardık. Valinin, belediye başkanının ve bütün o şehrin milletvekillerinin muhalefet muvafık demeden bir araya gelir. Hem bilgileri paylaşır, hem yapılacakların listesini alır ve dağılırdık. Mesela ben kadın olduğum için o gün Kocaeli'nin tek kadın milletvekiliydim. Bana genellikle kadın depremzedelerin ağırlıkta bulunduğu köyler ve o topluluklar çadıra geçmiş ailelerin ziyaret edilip benimle daha rahat konuşurdu kadınlar. O görev düşerdi genellikle. Yani Kocaeli'ni kalkındırmak için muhalif muvafık hiçbir ayrım gözetmeden bir çalışma temposuna girmiştik. Eksikleri giderir, yanlışlıkları söyler, çok açık ve doğru yapmaya çalışan bir çalışma biçimiydi. Şimdi gözümün önünden bir türlü gitmiyor arkadaşlarım. O sabah 5'e çeyrek kala ben uyandım. Herhalde Sayın Erdoğan da o civarlarda uyanmıştı. Büyük bir afet olduğunu ben belediye başkanlarından, il teşkilatlarımızdan hemen yani 5:30 olduğunda aşağı yukarı birçok insandan işin vehametini ben öğrenmiştim. Eminim valiler üzerinden, belediye başkanları üzerinden, AFAD yöneticileri üzerinden Sayın Erdoğan da muhtemelen öğrenmiştir. Ben onun yerinde olsaydım, bütün partilerin genel başkanlarını arar, saat 8'de bir araya getirirdim. En geç 8'de. Çünkü bu büyük afetlerde bütün imkanlar yan yana gelmelidir. Belediyelerin imkanları, senden benden demeden, kişilerin imkanları, kişilerin görüşleri, kuruluşların imkanları, merkezi hükümetin imkanları bir araya gelir. Hem ekonomik unsurlar bir araya gelir, hem insani unsurlar bir araya gelir ve hep birlikte bu afetin altından, bu enkazın altından kalkmaya çalışılırdı. Bu yapılmadığı gibi her bir televizyon konuşmasında, her bir beyanatta tam tersine aynı şekilde şuculuk, buculuk dili devam etti. Ne diyeyim ya? Rahmetli anacığım derdi ki Allah ıslah etsin. Yaralılarımızı ziyaret ettim. Aile fertlerini, yakınlarını, sevdiklerini kaybetmiş insanlarımıza taziye ziyaretlerinde bulundum. Yürütülen çalışmaları yerinde gördüm. Depremzede vatandaşlarımızın taleplerini dinledim. Özellikle ilk 3 gün boyunca bölgede yaşanan organizasyon krizi, vatandaşlarımızın canını yakan başlıca konulardan biri oldu. 7 gün boyunca biz bu bölgeyi gezdik. Ve hala orada arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Hem genel merkezimizdeki koordinasyon merkezimiz çalışıyor, hem arkadaşlarımız orada çalışmaya devam ediyor. 5. gününde bile hala arama kurtarmanın ulaşmadığı enkazlar vardı. O enkazların başında binlerce insanımız, yakınlarının enkaz altında gün geçtikçe azalan seslerini dinlediler. Evlatlarını çıkarma ümidiyle günlerce beklediler. Kimisi evladının sesini duymuş, enkaz altındayken onunla konuşmuş. Yüzlerce kiloluk betonları elleriyle kaldırmaya çalışmış. Ama beklediği yardım bir türlü gelmemiş. Acısına bir de bu çaresizliğin getirdiği acı eklenmiş.
Enkaz altından kurtulan vatandaşlarımızın çektiği çile de ayrıydı. Cenazesine kefen bile bulamayan insanlarımız vardı. Gittiğimiz yerlerde benden kefen istediler. Kadınlar tuvalet, yani bildiğiniz tuvalet istediler, hijyen malzemeleri istediler. Depremin 7. gününde bile çadır bekleyen aileler vardı. Dondurucu soğukta barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, günler boyunca tuvalet sorunuyla uğraşan vatandaşlarımız vardı. Ez cümle, biz 1999 depreminin üzerinden geçen 24 yılın ardından 6 Şubat'ta sadece deprem gerçeğiyle yüzleşmedik. Biz aslında 24 yıl sonra hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik. Sadece beton blokların değil, ahlakın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik. Yapı denetim sisteminin işlemediği gerçeğiyle yüzleştik. Rant sevdasının, hırsızlığın, yolsuzluğun acı reçetesiyle yüzleştik. İmar affının çözüm değil tam tersine ölüm fermanı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Tedbirsizlikle, işbilmezlikle, liyakatsizlikle yüzleştik. Aziz milletim, ülkemizin içine hapsedildiği tek adam sistemiyle devletimizin kurumsal yapısının nasıl can verdiğini senelerdir anlatıyoruz. Ancak ne yazık ki bu gerçek kendisini kriz anlarında daha net belli ediyor. Ormanlarımız yanıyor, söndürecek uçağımızın olmadığını yangın sırasında öğreniyoruz. Paramız ani kur ataklarıyla pul oluyor, Merkez Bankamızda para kalmadığını, dolar 3 katına çıktığında öğreniyoruz. Ve maalesef deprem oluyor, binlerce vatandaşımız enkaz altında yardım bekliyor, soğukta çadır bekliyor, tuvalet bekliyor, gıda bekliyor, aş bekliyor ve biz iktidarın hiçbir ciddi hazırlığının olmadığını, afet yönetiminin çöktüğünü, Sayın Erdoğan ve ekibinin acizliğini görüyoruz. Mesela ülkemizde deprem sonrasında arama kurtarma için vinç olmadığını, 10 tane vinç kiraladık diye övünen Cumhurbaşkanı yardımcısından öğreniyoruz. Mesela yine aynı kişinin yerle bir olan Elbistan'a 20 kişilik bir ekip gönderdiğini açıklamasıyla arama kurtarma ekiplerimizin ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Mesela Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımız geceleri -18 derece soğukta soğukla mücadele etmeye çalışırken Teknoloji Bakanlığı'nın 1 milyon battaniye üretmekten duyduğu gururu izliyoruz. Mesela bir yandan iktidar mensupları tarafından yol şartlarından ötürü gecikme yaşandığı söylenirken diğer yandan Ulaştırma Bakanlığı'nın dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesintisiz sağlanmış oldu dediği yaman bir çelişkiye şahit oluyoruz. Mesela depremin ertesi gününde birçok ilimizden doğru düzgün haber bile alamazken Türk Kızılay'ı başkanının ulaşılamayan bir nokta yok diyerek kendini bile inandıramadığı yalanına maruz kalıyoruz. Mesela bir vatandaşımız yardım edin, bir vinç gelsin, bir ekip gelsin diye feryat ederken eski bir bakanın acılı babanın yüzüne bile bakmadan telefonuyla oynadığı aymazlığa şahit oluyoruz. Mesela binlerce insanımız enkaz altında can verirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek sıkıntıyı sosyal medyadaki haberlerden ibaret gördüğü ve kamera kadrajına girme peşinde eski başbakana omuz attığı bir büyük kepazeliği izliyoruz. Oysa iktidar karar merci olduğu kadar aynı zamanda sorumluluk merciidir. Ancak AK Parti iktidarında hiç kimse sorumluluk almıyor. Hiç kimse hesap vermiyor. Bir Allah'ın kulu bile istifa etmiyor. Ne diyeyim? Yazıklar olsun. Onlar zerre kadar utanmıyor ama ben utanıyorum. Onlar adına utanıyorum.
Bu ciddiyetsizlikten utanıyorum. Bu yüzsüzlükten utanıyorum. Bu arsızlıktan utanıyorum. Vatandaşını en zor anında yalnız ve çaresiz bırakan bu liyakatsizlikten utanıyorum. Aziz milletim, tüm bu ciddiyetsiz, yüzsüz ve liyakatsiz açıklamalara neden maruz kalıyoruz biliyor musunuz? Sadece ama sadece kriz üreten, felaket üreten tek adam sistemi yüzünden. Nitekim bu ucube sistemin tek adamı Sayın Erdoğan. Tüm bu süreç boyunca yine her zaman olduğu gibi sınırsız yetkiyle donatılmış kocaman bir sorumsuzluk hali içindeydi. Hatırlayın, 2020'deki Elazığ depreminde IBAN numarası paylaşıp bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan demişti. Hatırlayın, 2021'de Rize'deki sel felaketinin ardından vatandaşlarımıza keyif çayı dağıtmıştı. Hatırlayın, 2022'de Marmaris'teki orman yangını mağdurlarına da paket paket kafalarına çay fırlatmıştı. Yıl oldu 2023. Biz acaba ders almış mıdır diye düşünürken bu sefer de depremden 1,5 gün sonra çıktığı ilk televizyon yayınında cuma günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri açacağız diyerek milletimizi tehdit etti. Enkaz altındaki insanlarımızın yerini bildirdiği ve iktidarın yapamadığını yapıp organize olarak yardım istediği sosyal medyaya kısıtlama getirdi. Sonra da çıktı, her felakette tekrarladığı gibi yine utanmadan, bunlar kader planının içerisinde olan şeyler dedi. Yine kader dedi, yine tevekkül dedi. Gerçekten ibretlik. Sayın Erdoğan, sana daha önce de söylemiştim. Sen istediğin kadar duymazdan gel. Sen istediğin kadar kulaklarını tıka. Gerçekleri değiştiremezsin. Tevekkül, her türlü tedbiri aldıktan sonra bir işi nihayetinde Allah'a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra havale etmektir. Hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz hayri ve şerrihi minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan büyük sorumsuzluğu gizlemek için imanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip, milletimizin enkazdan uzanan elini tutamayıp, üstüne de tevekkülden bahsedip meseleyi kadere havale etmek şuursuzluktur, aymazlıktır, terbiyesizliktir. Kendi beceriksizliğini kader planı diyerek perdeleyemezsin Sayın Erdoğan. Kurduğun yağma düzeninin ağır faturasını kader planına yükleyemezsin. Devletimizi yönetemediğin gerçeğini kader planı diyerek gizleyemezsin. Hiç kadere sığınma. Bu beceriksizliğin arkasındaki tek sorumlu sensin sen. Kızılay'ın içini boşaltıp AFAD'ı arpalığa çeviren, devletin en kritik kurumlarının tepelerini çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen. 2009 yılında sivil savunma kanununu değiştiren sensin sen. Bilim insanlarının, jeologların, jeofizikçilerin televizyonlarda yıllardır bağıra bağıra anlattıkları Kahramanmaraş'ta 7,5 şiddetinde deprem olacak sözüne kulak asmayan sensin sen. Deprem için toplanan paraları çarçur edip kanal projesi peşinde yılları heba eden sensin sen. Milletimiz kapıdaki depremi çaresizlik içinde beklerken imar affı ile para toplayıp çürük binaları aklayan sensin sen. Sayın Erdoğan, sen istediğin kadar kader planı diyerek kendi beceriksizliğine kılıf ara. Bu felaketin yegane sorumlusu sensin sen.
Çünkü sen milletimize hizmet etmek yerine sarayda sefa sürmeyi seçtin. Çünkü sen binlerce insanımızın hayatını kurtarmak yerine yandaşlarına ihale dağıtmayı seçtin. Şu anda da toplanan yardım paralarıyla aynı heyecan içinde ellerinizi ovuşturarak yüzünüzde gizleyemediğiniz bir gülümsemeyle ihale dağıtma eylemine geçmiş durumdasın. Utan be utan. Hatırla Sayın Erdoğan, 2003'teki Bingöl depreminde deprem kader diyerek geçiştirilemez diyen bizzat sendin. Hatırla, deprem felaketi kötü yönetimin sonucudur. Tüm sorunlardan hesap sorulmalıdır diyen de bizzat sensin. Hatırla Kocaeli depreminde, Sakarya depreminde, Yalova depreminde çadır çadır gezip o günkü hükümetle ilgili neler söylediğini hatırla Sayın Erdoğan. Bütün bunları söyleyen sensin sen. Ne oldu Sayın Erdoğan? O günden bugüne ne değişti? Geçtim sorumlulardan hesap sormayı. Felaketin daha üçüncü gününde utanmadan çıkıp bugün daha rahatız, yarın da daha rahat olacağız dedin. Bugün depremin 16. günü. Söylesene, rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. 42.310 kardeşimiz can verdi. İnsanlarımız koordinasyonsuzluktan, organizasyonsuzluktan, enkaz altından kurtarılamadığı için soğuktan donarak öldü. Söylesene, rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Hatay yok oldu, Maraş harap oldu. Adıyaman'da, Malatya'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Elazığ'da nice ocaklar söndü. Söylesene, rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Aziz milletim, doğrudur, depremler doğal afetlerdir. Ama bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Doğrudur, kaderde doğal afetler vardır. Ama devletin kurumlarını felç edip felakete davetiye çıkartan bu ucube sistemdir. Doğrudur, depremin merkezi pazarcık ve İslahiye'dir. Ama liyakatsiz ellerin neden olduğu bu büyük felaketin merkezi Beştepe'dir, Beştepe. Değerli arkadaşlarım, felaketin üzerinden geçen 16 günün ardından açık ve net olarak gördüğümüz bir gerçek var. Biz milletçe canımızın derdindeyken iktidar medyası da her zaman olduğu gibi propagandasının derdindeydi. Ama tüm çabalarına rağmen gerçekleri yine eğip bükemediler, yine değiştiremediler. Kampanya videoları çektiler, yasaklar getirdiler, evlere polis gönderdiler. Ama yine de sözüm ona, asrın liderinin ve asrın sisteminin asrın felaketine neden olduğunu gizleyemediler. Oysa biz İYİ Parti olarak kurulduğumuz günden beri deprem tehlikesine dikkat çektik. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a kadar deprem riskinin olduğu tüm illerimizdeki milletvekillerimiz ve il başkanlarımız depreme karşı iktidarı uyardılar. Deprem vergisinin akıbetinden afet toplanma alanlarının giderek azalmasına kadar birçok konuyu gündeme getirdik. Deprem değil, ihmal öldürür dedik. Dinlemediler. Hemen hemen her meclis grup konuşmasında liyakatin öneminden bahsettik, duymadılar. AFAD gibi bu ülkenin canını emanet ettiği bir kurumda liyakati önemsemediler. Önlerine koyulan sayfalarca analiz ve rapordaki gerçeği görmezden geldiler. Kendilerinin bile inanmadığı tribün tatbikatları yaptılar, ders almadılar. SMS göndermekten bile aciz olduklarını görmelerine rağmen telekomünikasyon sorunlarını gidermediler. Ve sonuç olarak yüzyılımızın en büyük depremine, yüzyılımızın en beceriksiz, en aciz iktidarıyla yakalandık. Yaşadığımız bu büyük felaketin ekonomik,
psikolojik, sosyolojik ve demografik birçok etkisi olacak. Geçen hafta bir konuya özellikle dikkat çektim. Deprem bölgesinde göç hareketliliği büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 2,5 milyondan fazla vatandaşımızın tahliyelerle ve kendi imkanlarıyla bölge dışına çıktığı tahmin ediliyor. Mevcut sığınmacı sorunuyla birlikte irdelendiğinde bu durum gelecekte bölgemizdeki insanlarımız için bir demografik değişim tehlikesini gözler önüne seriyor. Nüfusumuzun %16'sını oluşturan deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Göçlerin yoğun yaşandığı illerimizde boşalan alanlar dışında göçün gerçekleştiği Mersin ve diğer illerimizde de bu sorun hayatı giderek daha da olumsuz etkileyecektir. Köylerin boşaltılması ile ise bu kapsamda sadece bir demografik değişme değil, terör örgütlerine yeni alanlar açılmasına da neden olabilir. Bu konuda Kocaeli'nden çok ciddi bir tecrübemiz vardır. Şimdi bir evi yıkıldı gitti, ikincisi korktu, evi az hasarlı, oturulabilecek pozisyonda, bugünün parasıyla söylüyorum, diyelim ki 1,5 milyon liraya satabileceği dairesini, evini, bir an evvel oradan çıkıp elinde bir nakit para olsun diye 250 bin TL ile 500 bin TL arasında satıp gidiyor insanlar. Ve o zaman terör örgütlerinin gayet şuurlu bir şekilde toprak aldığını, daire aldığını, ev aldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla buna mutlaka ve mutlaka engel olunması gerekir. O nedenle öncelikle Hatay'dan başlayarak bir sürü abuk sabuk laf ediyorlar. Dediğim şey şu, Hatay'dan başlayarak Türk vatandaşı bir şahsın üzerinden dahi alınmasının önüne geçmek gerekiyor. Çünkü burada başka bir şey olacak. Tüm Türkiye'de yabancılara konut satışının durdurulması çağrımı buradan da tekrarlıyorum. Bu çağrımın ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerin zaten bu sorunu bizzat çıkaranlar olduğunu kimse unutmasın. Bizim amacımız insanlarımızın evlerine, yurtlarına geri dönmesi. Hiçbir vatandaşımızın herhangi bir hakkının kaybolmamasıdır. Çünkü kadim devlet geleneğimizde devleti yönetenler sınırlarda güvenliği, içeride ise huzuru temin etmekle sorumludur. Çünkü sınır güvenliği ve milletin huzuru ülkenin varlığı için vazgeçilmezdir. Ancak Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir derdi olmadığını maalesef biliyoruz. O nedenle buradan uyarmak istiyorum. Özellikle bölgedeki insanlarımızın mülklerini korumalarına yönelik hukuki bir çerçevenin oluşturulması ve farkındalık çalışmalarının derhal organize edilmesi gerekiyor. Evet, şehirlerimizi yeniden onaracağız ve bunu yaparken de yeni bir usulsüzlüğe ve çarpıklığa izin vermeyeceğiz. Ancak artık sığınmacı problemini çözme vakti gelmiştir. Buradan iktidarı başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum. Biz en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu konuda görüşmeye çağıracağız. Eğer Sayın Erdoğan'ın inadı hala sürüyorsa, daha önceki çağrımı da bu vesileyle buradan yineliyorum. Milletimiz için, devletimiz için ben bu görüşmeleri yapıp bu sorunu çözmeye hazırım. Bizler hazırız. Aziz milletim, biz İYİ Parti olarak meselelerin üstesinden gelebilmemiz için önce onları konuşabilmemiz, çözüm yollarını arayabilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çünkü maalesef Türkiye gerçekleri konuşamadıkça yalan sarmallarında oyalanarak çok daha büyük sorunlara doğru sürükleniyor.
Ancak biz milletimize karşı çok büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Bu sebeple de bıkmadan, usanmadan çağrılarımızı yapmaya, önerilerimizi, çözümlerimizi inatla anlatmaya devam edeceğiz. Sesimiz duyulana kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz. Depremin olduğu ilk günden itibaren İYİ Parti olarak sahada vatandaşlarımızla birlikteydik. Arama kurtarma ekipleri kurduk. Enkazdan insanlarımızı çıkarttık. Bölgedeki ihtiyaçları tespit ettik. Yardımlarımızı yönlendirdik. 600'ün üzerinde yardım tırını depremzede kardeşlerimize bizzat ulaştırdık. Sahra hastaneleri kurduk. Aşevleri kurduk. Seyyar tuvaletler, çadırlar götürdük. Kadın kollarımız can siperhane çalıştılar. Açıkta kalan insanlarımızı bölgeden tahliye ettik, konaklama sağladık. Gün eleştirme günü değildir dedik, taşın altına elimizi koyduk. AFAD'a yardımcı olduk. Gün ayrışma günü değildir dedik, deprem bölgesindeki risklere karşı yetkilileri uyardık. Gün yangın söndürme günüdür dedik, çözüm önerilerimizi paylaştık. Bir yandan bu depremin ülkemizin demografik yapısını değiştirmemesi için ne yapılması gerektiğini söylerken, diğer yandan da üniversiteler kapatılmasın, eğitime ara verilmesin diyerek depremzede kardeşlerimizin barınma sorunlarını KYK yurtlarını kapatmadan nasıl çözeceğimizi anlattık. Tüm gözlemlerimizin ve çalışmalarımızın sonucunda da İYİ Parti olarak bir de acil eylem planı hazırladık. Bu eylem planında tarımdan sağlığa, sanayiden istihdama, eğitimden kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine, sığınmacılardan barınma sorununa kadar hayati önem taşıyan birçok alanda kısa, orta ve uzun vadede ne yapılması gerektiğini anlattık. Ayrıca Millet İttifakı olarak da bu çerçevede bir komisyon kurduk, çalışmalarımızı ortaklaştırıp en kısa zamanda milletimizle paylaşacağız. Ayrıca bölgede sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması için iktisadi faaliyetlerin ve üretimin yeniden başlaması gerektiğini biliyoruz. Türk sanayicisini ve emekçisini her zamankinden daha fazla desteklememiz gerektiğinin farkındayız. Bunun için de eylem planımızın yanında adına insani sanayi bölgeleri dediğimiz ve İYİ Parti iktidarında hayata geçireceğimiz bir de proje geliştirdik. İnsani sanayi bölgelerimiz, bölgemizde çeşitli uygulamaları olan öncelikli, özellikli sanayi bölgeleriyle aynı yapıda olacak. Zemin çalışması yapılmış yerlerde 1000 hektarlık alanlar üzerine kurulacak bu bölgeler, yapacağımız uluslararası işbirlikleri sayesinde dünyanın her yerine herhangi bir tarife ve kota engeline takılmadan ihracat yapma imtiyazına sahip olacak. Böylece depremden zarar gören illerimiz sanayi ve ihracat için bir çekim merkezi haline gelecek. Türk sanayisi kazanacak, doğrudan yabancı yatırım gelecek, bölge zenginleşecek ve sağlanan nitelikli istihdam sayesinde bölgenin demografik yapısı korunacak. Kısacası Türkiye kazanacak. Hesabını, kitabını da yaptık. 1000 hektarlık bir insani sanayi bölgesinin altyapı ve kurulum maliyeti 8 milyar lira. Bir insani sanayi bölgesi 30 bini doğrudan olmak üzere 65 bin kişilik istihdam sağlayabiliyor. Yani depremden etkilenen illerimizde kuracağımız 4 insani sanayi bölgesinde en az 250 bin insanımıza istihdam sağlayıp 1 milyondan fazla vatandaşımızı da kendi memleketlerinde eskisinden daha iyi koşullarda yaşatabiliriz. Hesabını, kitabını yaptık derken finansmanı nasıl sağlayacağımızı da planladık. İYİ Parti olarak daha önce önerdiğimiz emlak sanayi modelimiz ile bu bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlerimizin arsa ve inşaat maliyetlerini uzun vadeye yayacağız. Böylece bu şirketler üretim yapmak için ihtiyaçları olan makine ve ekipman yatırımlarına daha kolay kaynak ayırabilecekler. Ayrıca yine daha önce tanıttığımız takas fonumuzda
biriken gelirin bir kısmını da bu projede kullanacağız. Bunun yanında ise sosyal etki ve kalkınma etki tahvillerinden elde edeceğimiz gelir ile konut, okul, hastane gibi inşaatların maliyetini karşılayacağız. Yani İYİ Parti olarak biz diyoruz ki gelin yaralarımızı beraber saralım. Bu depremin yol açtığı enkazdan sanayimizle, üretim gücümüzle, ihracat kabiliyetimizle ve işçimizin alın teriyle çıkalım. Kimse merak etmesin, bu zorluğu da atlatacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Milletçe el ele verecek ve iyileşeceğiz. Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Değerli milletvekilleri, iktidarın her türlü sabotajına rağmen bu zorlu süreçte millet olarak birbirimize karşı sorumlu olmanın, dayanışmanın, işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergiledik. İktidarın dayattığı tüm oculuk buculuk tartışmalarını el ele verip birlikte dağıttık. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Bir olduk, beraber olduk, birlik olduk. Farklı ideolojilerden, farklı toplum kesimlerinden, farklı yaş gruplarından, farklı kültürlerden, farklı şehirlerden insanlarımız birbirinin yardımına koştu. Ve bu büyük millet devletini aciz bir iktidarın üzerine yıktığı enkazdan çekip çıkardı. Kendinden olmayan ya da çökmeyi başaramadığı tüm sivil toplum kuruluşlarına hasetle bakan iktidara inat, sivil toplumun önemine ve gücüne şahitlik ettik. Bu vesileyle emek veren, ter döken, depremden etkilenen insanlarımızın acısını yüreğinde hisseden her bir vatandaşımıza, her siyasi partiye, her derneğe, madenci kardeşlerimize, arama kurtarma gönüllülerine, iktidarın iş bilmezliklerine rağmen görevini hakkıyla yapmaya çalışan devlet görevlilerimize ve yardımımıza koşan tüm ülkelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, insanlarımızın mağduriyetlerini fırsat bilip bu depremi bir inşaat şovuna dönüştürmeyi planlayanların farkındayız. Bu büyük felaketin sorumlusu kendileri değilmiş gibi felaketten seçim vaadi devşirmeye kalkanların farkındayız. Depremi bir sahne olarak görüp sergiledikleri performansla öfkeli insanlarımızı bireysel hedefleri doğrultusunda etkilemeye çalışanların farkındayız. Fırsat bu fırsat diyerek depremzedelerimizin acılarının üzerinden hesap görmek isteyenlerin farkındayız. Bulanık suda balık avlamak isteyenlerin, yangını söndürmenin değil, yangından mal kaçırma peşinde olanların da elbette farkındayız. Varsın olsun, biz İYİ Parti olarak bunların hiçbiriyle ilgilenmeyecek, her zaman olduğu gibi milletimizin yanında duracağız. Özellikle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sonrasında ise ülkemizin başına bela edilen bu ucube sistemden kurtulmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü insanımız huzurla nefes almayı hak ediyor. Çünkü milletimiz güneşli günleri hak ediyor. Çünkü Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Emin olun, Hakk'ın vaat ettiği günler yakın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyor. Toplantıyı kapatıyorum.